Evet televizyon gazetesine devam edelim. Ee, dedi ki yakayı kaptırmayacaksın e, sömürcülere. E, Yalnız tabi direnenler de var. E, mesela Ensarullah e, bir e, MQ-9'u tam isabetle düşürdük. Bir gemiyi vurduk demiş. E, Kızıldeniz pazar günü bir kez daha kaynama noktasına ulaştı. Yemen ABD güçlerinin Ensarullah'ın yeni donanma kabiliyetlerine düzenlediği saldırılar, e, saldırılara bir ticari gemiye batma tehlikesi yaşatarak füze yüklü Amerikan savaş dronunu düşürerek cevap verdi. yemenden Ensarullah hareketi Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babil Mendeb Boğazı'nda seyreden İngiltere bandıralı bir gemiyi tam isabetiyle vurdu. Yetkililerin pazartesi günü duyurduğu Yemen kaynaklı füze saldırısının ardından Rubimar adlı geminin hasar gördüğü ve mürettebatın gemiyi terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Birleşik Krallık Ticaret Operasyonları Merkezi olayı doğrulayarak Pazar günü Husilerin saldırısında meydana gelen bir patlamanın ardından Rubimar hasar gördü açıklamasını yaptı. Bu merkez ayrıca askeri yetkililer mürettebatın gemiyi terk ettiğini bildirdi. Notunu geçti ve gemi demirde ve tüm mürettebat güvende diye ekledi. Yemen Silahlı Kuvvetleri ise yaptığı açıklamada Operasyonun pazar gecesi düzenlendiğini ve birkaç uygun deniz süresi kullanıldığını duyurdu. Askeri sözcü Tüm General Yahya Seri, saldırı sonucunda geminin yakıcı hasar aldığını ve batma tehlikesi geçirdiğini bildirdi. Seri, operasyonu saldırı ve kuşatmaya maruz kalan mazlum Filistin halkına destek ve Yemen'e yönelik Amerikan-İngiliz saldırganlığına e, yanıt sözleriyle e, gerekçelendirdi. Efendim tüm general ayrıca operasyon kapsamında gemi mürettebatının güvenli bir şekilde tahliyesini sağladıklarını vurgulayarak tüm personelin güvende olduğunun altını çizdi. İngiltere merkezli Ambrey özel güvenlik şirketi Rubimar'ın kısmen kargo yüklü olduğunu ve bu ayın başlarında Basra körfezindeyken otomatik tanımlama sistemi takip cihazını önleme amacıyla kapatmış olduğunu açıkladı. Fakat Yahya serinin haberleri burada bitmiyor tüm genel ayrı, ayrıca yine aynı gün Yemen hava savunmasının dinamik hedeflere karşı da görev yapan dünyanın en iyi insansız hava araçlarından kabul edilen ABD'ye ait MQ-9 Reaper savaş dronunu Yemen kenti Hudeyde'de başarıyla vurduklarını açıkladı. Seri açıklamasında Siyonist varlık adına ülkemize karşı düşmanca görevler yürütmek için füze yüklü MQ-9 yapıyorum, uygun roketler kullanılarak düşürüldüğünü ifade etti. ABD, İngiliz saldırganlığına karşı daha fazla önlem alma sürecinde olduklarını bildiren tüm general, Yemen Silahlı Kuvvetleri sevgili Yemen'i savunmak ve Filistin halkına destek pozisyonunu teyit etmek için tüm düşman hedeflere karşı daha fazla askeri önlem almaktan ve daha nitelikli operasyonlar düzenlemekten çekinmeyecek şeklinde konuştu. Seri her zaman olduğu gibi, saldırganlık durana ve Gazze şeridi üzerinde ki kuşatma kaldırılana kadar operasyonların süreceği sözünü verdi. Ensarullah'ın düzenlediği operasyonda operasyonlar ABD'nin pazar günü duyurduğu Yemen'e yapılan 5 saldırının ardından geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıların yerel saatte 15 ila 20 arasında düzenlendiği bildirildi deniliyor ama Yemen'in geri adım atacağı yok. Evet e, yemenin geri yemen geri adım atmıyor başkaları da geri adım atmıyor mesela 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 mesela.